Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyenleri. Bu programımızda İstanbul Pendik'e bağlı Emirli Köyü'ndeyiz. Uzman konuklarımız ve üreticimizle birlikte öncelikle domates yetiştiriciliği için toprak hazırlığı yapacağız ve daha sonrasında ise fidelerimizi hazırladığımız toprakla buluşturacağız. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda bahsettiğimiz gibi Pendik'e bağlı Emirli Köyü'ndeyiz. Üreticimiz Salih Emir ve ziraat mühendisimiz Melih Evgincan'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler. Salih Bey, sizin alanınızdayız. Yine daha önce de bir program yapmıştık sizlerle beraber. Şimdi ise domates yetiştiriciliğini konuşacağız. Domatesin fide dikim aşamalarını görüntüleyeceğiz. Yanımızda ziraat mühendisimiz de var bu seferki programımızda. İsterseniz Melih Bey, sizle başlayalım ilk etapta. Buradaki üretim şeklinden biraz bahsedebilir miyiz? Biz İstanbul'dayız. İstanbul içerisinde tarımsal üretim alanlarına pek alışık değiliz. Pendik ilçesine bağlı Emirli Köyü'nde ve buraya bağlı yakın köylerde üretimler varmış tarımsal anlamda. Bunlardan biraz bahsedebilir etmenizi isteyebilir miyiz? Pendik İstanbul'un güzel bir ilçesi. Aynı zamanda yerleşim olarak da büyük bir ilçesi. Ama bunun yanında en önemli özelliklerinden bir tanesi de tarımsal faaliyetlerinin bol miktarda olması. Ağırlıklı olarak örtü altı yetiştiriciliği yapılması söz konusu ilçemizde. Bulunduğumuz köyde yazlık kışlık ürünler olarak iki farklı kategoride düşünebiliriz. Domates, biber, hıyar, patlıcan gibi ürünler yetiştiriliyor. Kışlık anlamda da ağırlıklı olarak başlangıçta tabii yoğun yetiştirileni kıvırcık marul, bunun yanında roka, nane gibi ürünler de yetiştiriliyor. Taze soğan yetiştiriliyor. Yani aslında İstanbul genelinde ihtiyaç duyduğumuz bütün ürünler bütün burada ürünler yetişiyor. Bütün ürünler tabii yetiştiriliyor. Bu ürünlerimiz hani şöyle bir şeyimiz de var. Avantajımız var ilçe olarak. Yetiştirilen ürünlerin pazara arzı çok hızlı olabiliyor. Nedir? Üreticinin kendi pazarda tezgahlarında rahatlıkla sunabiliyor. Bu açıdan hem ekonomik anlamda hem de pazarlama anlamında sıkıntı yaşamıyor çiftçilerimiz. Ama yaşanan en büyük handikaplardan bir tanesi yetiştirdikleri ürünleri satıyor görünüyor olabilirler ama belki bunu daha da yoğun bir şekilde yapabilirler. Bu konularda biraz sorunlar yaşanıyor. Bunlar aşılabilir. Mesela Salih Bey bu konuda kendisi en iyi örneklerden yetiştiriyor kendi ürününü, yetiştirdiği ürünü pazarda arz edebiliyor. Bunlar kendisi açısından hem ekonomik anlamda hem de yetiştiricilik anlamında çok büyük avantajlar getiriyor. Yani bir kere müşterisine sunduğu ürünler kendisi yetiştirdiği için neyin ne olduğunu çok iyi bildiğinden gönül rahatlığıyla satabiliyor. Öbür taraftan ekonomik anlamda da bunu hakkını alabiliyor. Bu anlamda çok önemli bence. Yani aracısız satış yapıyorlar aynı zamanda aracısız, değil mi? Aracısız, kesinlikle aracısız satış. Tabii aracılı satanlarımız da var. Tabii ki hani kendi tezgahlarında satışı yapamayan üreticilerimiz de var. Tabii onlar ister istemez aracılı satışlar yapıyorlar. Ama Salih Bey'in böyle bir avantajları böyle bir var. Avantajları kendi var. Alanlarında yetiştirdikleri evet. Ürünleri kendi tezgahlarında satabiliyorlar. Peki Salih Bey, size sorayım, bunun avantajlarını nasıl görüyorsunuz? Yani kendi yetiştirdiğiniz ürünü satmak nasıl bir kar sağlıyor size? Kendi yetiştirdiğimiz ürünü kendimiz sattığımız için, arayıcı olmadığı için daha güzel bir ekmek parası alıyoruz. Hem zevkle satabiliyoruz çünkü doğal yetiştirip doğal satıyoruz. Yani herhangi bir karşılaştığınız zorluk oluyor mu bunun haricinde? Oluyor. Pazar yerlerimiz biraz
Biz çiftçi olduğumuz için zabıta memurlarından biraz sıkıntımız oluyor. Onun haricinde başka bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Başka bir sıkıntımız olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Normalde üretim yapan alan, üretim yapılan alanlardaki ürünleri satan üreticilerimiz şunu söylüyorlar. İşte bizden çok ucuz fiyata alınıyor fakat pazardaki değerleri çok yüksek oluyor. Siz bununla çok fazla karşılaşmıyorsunuz zaten kendiniz satışını yaptığınız için. Bunu da bir artı getirdiğini düşünüyorum size. Evet. Siz kendi ürününüzü kendiniz direkt satıyorsunuz. Kendi ürünümüzü kendimiz satıyoruz. Kendi karınızı kendiniz alıyorsunuz. Zaten üretimde de yapmaya çalıştığımız tek şey zaten karımızı artırmak. Genel olarak bütün masraflarımızı da kendiniz karşılıyorsunuz. Gide bu gübre giderleriniz olsun, işte ilaçlama olursa eğer ilaçlama giderleriniz olsun ya da ne bileyim fide masraflarınız var. Ne kadar fazla kar ederseniz sizin için o masrafların da boyutları ona göre azalacak cebinize giren paranın içerisinden çıkanla kıyaslarsak. Bunun haricinde peki üretimde dikkat ettiğiniz şeyler neler yani siz hep bahsediyorsunuz biz daha önceki programımızda da sizinle bunun sohbetini yapmıştık. Kendi ürettiğim ürün olduğu için güveniyorum diyordunuz ürünlerime. Evet güveniyorum. Yani daha önce sattığınız ürünlerle kendi üretip sattığınız ürünlerin arasında kıyaslarsanız şöyle nasıl farklılıklar şimdi görüyorsunuz? Şimdi önceki ürünlerimizi satıyorduk daha önce halden alıp satıyorduk. Ben esas pazarcılıktan gelmeyeyim. Halden alıp sattığım zaman ne olduğunu bilmiyorum ama burada gübreyle doğal yetiştirdiğim için daha gururla ve zevkle satıyorum. Taze, günlük. Taze olarak ürünlerinizi buradan alıyorsunuz. Peki hasat yaptığınız gibi direkt pazara mı gönderiyorsunuz yoksa herhangi bir saklama oluyor mu? Hayır burada? Hayır. Aynı gün pazara gidiyor. Hemen pazara taze taze gönderiyorsunuz buradan. Taze aynı buradan. Gün. Şimdi domates dikimi yapacağız bu arazide, evet. Seranın içerisinde. Bunun için de öncelikle seranın geçmişinden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Dilerseniz Salih Bey, dilerseniz sizden alalım bunu. Şimdi Salih Bey'le bizim ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmalar esnasında burada daha önceden kıvırcık bulunuyordu. Kıvırcık kaldırıldıktan sonra yaklaşık bir 20 gün, bir 30 gün civarı bir boşluk kaldı. Bu şey içerisinde toprak hazırlığıyla başlıyor. Ve arkasından işte fidenin geliş döneminde tabii ki burada çok büyük bir etken. Fidenin gelişine bağlı olarak işte toprak hazırlığı bitmiş, gerekli damlama hazırlıkları yapılmış bir şekilde. Bir iki günlük bir bekleme süresi geçiyor. Arkasından fideyi toprağa şaşırtmayla başlıyoruz. Evet, fide siparişlerini daha önceden tabii veriyoruz bunları, değil mi? Tabii planlaması daha önceden yapılacak. Hangi gün, hangi tarihte gelecek? Çünkü üretici firma da, fideyi üreten firma da ona göre, kendisine göre planlamalarını yapıyor. Bunlar hem üreticinin de kendisini bu şekilde planlaması hem de fideyi gönderen firma açısından planlamanın zamanlı olması çok önemli. Çünkü burada hani erken alınır, erken gelir. Siz mevsimsel olarak çok erken dikmiş olursunuz. Veya tam tersi olabilir. Hani siz toprağa her şeyi hazırlarsınız ama üretici firma bunu size geç tedarik eder. Ve çok büyük sıkıntılara kalırsınız. Diğer üreticilerden geride kalmış olursunuz. Ürünü pazarın ihtiyacı olduğu dönemde arz edemezsiniz. Bu tip handikapları olur. Bunun önüne geçmenin yolu da önceden planlı olarak çalışmaktır. Planlamasının düzgün yapılması tabii. Gerekiyor. Peki yani üretime başlarken ilk etapta fide siparişini verdik, geldi fideler. Burada toprak hazırlığı yapacağız. Tabii ilk önce yani şimdi burada kıvırcık vardı dedik. Mesela kıvırcığın tam manasıyla buradan kaldırılması gerekiyor lazım. İlk etapta. Şimdi bu kaldırma işlemi şimdi zaman zaman kıvırcıkta yapılan en büyük hatalardan bir tanesi tarlada kesilerek kökün toprakta bırakılması. Biz Salih Bey'le bunların hep önüne geçtik. O uygulamaları yapmıyoruz artık. Kök bölgesini komple çıkartıyoruz. Dışarıda kesimini sağlıyoruz. Çeşitli hastalıkların toprakta kalmasını önlemek amaçlı. Ne gibi şeyler kalıyor peki toprakta böyle bırakırsak? Ne etkisini göreceğiz bir sonraki üretim döneminde? Şimdi fungal hastalıkların zeminini sağlamış oluyoruz. İşte onların önüne geçmemiz lazım. Onları bir sonraki seneye kalacak olan mantari fungal hastalık etmenlerini ortadan kaldırmamız lazım. Bunu önlemek için de bunları bırakmıyoruz. Bunun dışında tabii ki seranın kenarlarında gelişen, ortada gelişen yabancı otlar oluşabiliyor. Bunların temizlenmesi lazım. Bunları tabii ki işte sürme esnasında olabilir ya da daha öncesinden tohum bırakmasını engellemek amaçlı. Daha öncesinden de bu yabancı otları alıyoruz. Daha sonra işte toprak içerisinde ilk önce Salih Bey'le birlikte bir derin sürüm yaptık. Akabinde işte gübreyle birlikte bir çapalama faaliyeti yapılacak. Rotavatör kullanılacak. Gerçi şu anda hazırda pulluğumuz tırmığımız var. Evet. Tırmıkla yapacağız.
hem hayvan gübresini yani çiftlik gübresini burada hem yaymış olacak hem de dağıtmış olacak. Toprağın her bir bölgesine harmanlanmış olacak. Bunları yapmamızdaki amaç hem toprağın yapısını tekstil düzenini sağlamış olacağız. Hem de bitkinin gelişim döneminde köklerin ulaştığı bölgelerde alabileceği besin elementlerini bulundurmuş olacağız. Peki neden kimyasal bir gübre kullanmıyoruz da hayvan gübresini tercih ediyoruz? Bunu yapabilmek için bahsettiğiniz kimyasal dengeyi sağlayabilmek için ilk önce bir toprak analizi istiyoruz. Biz bunları Salih Bey ile zaman zaman yaptık. Genelde yılda bir defa olmak üzere ya da ürün aralarında biz bunları yapıyoruz. İhtiyaca bağlı olarak kimyasal gübreyi daha sonra takviyeliyoruz. Ama ilk başta bir toprağın yapısını düzenli yapabilmek ve kök gelişimini sağlayabilmek için çiftlik gübresini tercih ediyoruz. Hem bir de yapılan üretimleri biz doğal olmasını istediğimiz için burada çiftçi ürettiği ürünü direkt pazara sunacağı için yani bazı kimyasallardan kaçınmak istiyoruz. Onun yerine olabildiğince minimum kimyasal müdahale şeklinde ama doğal ürünleri kullanarak ki en başta çiftlik gübresi öneriyoruz. Evet. Bunu kullandırarak çiftçimize yaptığımız ürünleri de sağlıklı bir şekilde piyasaya sunacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Çiftlik gübresini bu yakınlardan temin ettiklerini söylemişti Salih Bey daha önceki programımızda bize. Peki bu çiftlik gübresini alırken dikkat ettiğimiz bazı şeyler var mı? Yoksa alıp direkt getirip yayabiliyor muyuz arazimize? Yok. Şimdi çiftlik gübresinin en büyük özelliklerinden bir tanesi bir yıl en az minimum sürede bizim yanma tabir ettiğimiz. Dış etmenlerden etkilenmiş bir çiftlik gübresi istiyoruz. Nedir bunlar? İşte yağmur, efendim güneş, işte kar gibi hava olaylarından etkilenmiş. İçerisindeki istenmeyen asitli yapının uzaklaştırılmış haldeki kısmını istiyoruz. Yani mikrobiyal faaliyetlerin tamamen tamamlanması lazım. Bunları istiyoruz ki toprağı daha sonra tuzluluk oranını artırmayalım. Yani dışarıdan yabancı aynı zamanda bu dönemde içerisindeki bulunabilecek yabancı ot tohumlarının kaybolmasını istiyoruz. Çürüme faaliyetleri gerçekleşmesini istiyoruz. Dolayısıyla bunları toprak içerisinde daha sonraki yapacağımız bizim yetiştirecek esnasında bize sıkıntı yaratmayacak şekilde bir gübre istiyoruz. Onun için de biz bu şekilde bir yıllık yanmış bir gübre istiyoruz. Evet, şimdi Salih Bey'e sorayım. Bu gübreyi buraya boşalttık. Yığın halinde duruyor. Burası toprağa karıştırılacak bu gübreler değil mi öncelikle? Evet, toprağa karıştıracağız. Hemen yani bunu getirdikten sonra hemen toprağa karıştırabiliyoruz değil mi? Herhangi bir bekleme süresi yok burada. Birazdan izleyicilerimize göstermenizi rica edeceğiz bu görüntüleri zaten. Toprağa karıştırdıktan sonra yayıyoruz. Yaydıktan sonra karıştırıyoruz. Tekrar bir işlem yapılacak mı dikim öncesi? Tekrar sürülüp tekrar makinesiyle çaba yapılacak. Tekrar iyice toprağı karışsın diye. Karışsın diye. Peki Melih Bey işleme yaparken toprağın ne kadarlık bir kısmını işlememiz gerekiyor? Şu an mesela domates yetiştiriciliği için bakarsak. Şimdi normalde 30 santime kadar ki bulunan bölge toprağın verimli olan bölgesi. Bizim kök yani sebze yetiştirince kullanabileceğimiz elementlerin bulunabileceği bölge. Dolayısıyla bizim bu 30 santimlik kısmı işleyebilmemiz lazım. Daha derinlere inmemiz bizim açısından toprağın yapısını belki bozabiliriz ama zaman zaman da şöyle bir şeyler oluşabiliyor. Pulluk taban dediğimiz kaymaklaşmış, sertleşmiş bir zemin oluşuyor. Bunların önüne geçmek için de zaman zaman daha derinlere inmemiz gerekebiliyor. Patlatma tabir edilen bir uygulama yapmamız gerekebilir. Bu her zaman değil tabii ki. Toprağın işleme şekillerine bağlı olarak o yani belki 3 yılda 5 yılda yapılabilir. Ama hani toprağın yapısı burada çok büyük bir etken. Üzerinde yapılan tarım çok önemli bir etken. Bunları göz önünde bulundurarak böyle bir sürme yapmamız gerekir. Ama şöyle bir şeyi düşünmemiz gerekir. Tırmıkla yapılan uygulamadan ya da pullukla yapılan uygulamadan sonra rotavatör tarzı bir cihazla bunu çok ince
sürmemiz gerekir. Parçalanmamız gerekiyor, gerekir değil mi? Ki tabii ki kök yapısının daha sonra iyi gelişebilmesi için. Evet, bitki çünkü aşağıya doğru geliştikçe kökler yayılıyor. Kökler de eğer gelişecek. Sıkı bir toprak olursa ya da kesek halinde olursa da bitki rahat gelişemeyecek. Bu sefer üst aksamı da aynı şekilde aynı gelişemeyecek. Evet, bunun için toprak hazırlığının çok iyi yapılması gerekiyor. Daha sonraki meyvenin oluşumu dönemindeki bir takım sıkıntıların önüne geçmenin en iyi yöntemi toprağın çok iyi işlenmesi. Evet, yani burada aslında dikkat etmesi gereken hususlardan birisi üreticilerimizin toprak hazırlığı ilk etapta. Peki bu bölgenin toprak yapısı nasıl ve taban suyu seviyeleri nasıl bu bölgede? Bu bölge su havzasına yakın bir bölge olduğu için su yüksek. Bunun önüne geçmenin yolu da bizim Salih Bey ile birlikte yaptığımız bir çalışmamız vardı. Drenaj kanalları oluşturduk ve bu drenaj kanallarıyla toprağın taban suyunu biz daha derinlere indirdik. Bitkinin gerekli olan su ihtiyacını, besin ihtiyacını, kimyasal olarak besin ihtiyacını damlama yöntemiyle veriyoruz. Dolayısıyla biz taban suyunu aşağılara çektiğimizden dolayı köklerde yaşadığımız hastalıkların önüne geçmiş olduk. Bu drenaj öncesinde yaşandı mı peki böyle daha sorunlar? Daha önce öyle bir sorunlarımız yaşandı. Bunların önüne de bu drenajla geçmiş olduk. Peki ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız bu drenaj yapılmadan önce? Ağırlıklı kök çürüklüğü hastalıklarıyla çok sık yaşadık. Salih Bey 3 yıl bunu üst üste yaşadı. Bu sorunu drenaj çözdü. Evet, drenajın da çok önemli olduğunu vurgulayalım buradan üreticilerimize. Salih Bey bu konuda gerçekten çok büyük emekler sarf etti. Çok büyük yatırımlar yaptı. Yapmış olduğu kanallar, kanalların içerisinde döşediği borular, mıcırlar ve bunların yapmış olduğu içerideki o süzme işlemi tam manasıyla olduğu için gerçekten taban suyu sorununu biz burada çözmüş olduk. Kök çürüklüğünde önüne geçmiş olduk. Ama tabii burada kök çürüklüğü diye konuşuyoruz ama bunun yayılma faaliyetleri yani bölgeye dışarıdan geldi. Nasıl dışarıdan geldi? Fidelerdeki kullanılan hastalıktan ari torf malzemesi sağlıklı kullanılmadığı için bölgemize gelmiş oldu. Daha önceden yoktu bunlar. Ama tabii burada sadece torfa yüklemek de doğru değil. Hani taban suyunun da yüksekliği burada. İkisini bir araya getirince sıkıntı yarattı. Bunları çözmenin yolu da en iyi drenajdan geçti. Peki Salih Bey'e soralım hemen burada. Çünkü ilk etapta herhangi bir drenaj sistemi yapılmamış. Uzun süre yetiştiricilik yapılmış bir ortamda tekrar drenaj sisteminin kurulması sizin için zor oldu mu? Tabii zor oldu. Önce sebzelerimiz gitti, kurudu, çürüdü. Drenaj sistemini seralarımız kurulduğu halde makine çağırdık, makineyle yaptık. Tabii bayağı bir zorluklar çektik ama şu anda Allah'a şükür açtık. Çünkü bu sorunla karşı karşıya olan başka üreticilerimiz de olabilir şu anda. Drenaj sorunu yaşıyor olabilirler. Bunun zaten siz 3 yıl hiç ürün alamadığınızdan da bahsettiniz. Evet. 3 yıl boyunca bu sıkıntıyla karşılaştığınızdan da bahsettiniz. Eğer böyle sorunları olan üreticilerimiz varsa hani üretim sırasında da olsa sonrasında da olsa o sezonu tamamladıktan sonra da olsa bu drenaj işine girişmeleri gerekiyor anladığım kadarıyla. Drenaj mutlaka bu tip eğer ki kök sıkıntısı yaşanan bir bölge varsa kesinlikle drenajın yapılmasında fayda var. Yani her ne kadar siz kullandığınız fideleriniz bu hastalığa karşı dirençli olsa dahi taban suyunu çözmediğiniz sürece, drenajı kurmadığınız sürece bu sorunlar her yıl devam edecektir. Yani bunun önüne geçmenin en iyi yöntemi drenajı çözmek. Yani sağlıklı bir üretim yapmak istiyorlarsa eğer üreticilerimiz ve tam olarak arazilerinden verim almak istiyorlarsa bu gibi sorunları çözmeleri gerekiyor. Çünkü sera alanlarındaki üretimlerde de temel amaçlarımızdan birisi birim alandan daha fazla, daha fazla verim almak. Bunu da kök çürüklüğü gibi farklı hastalıklarla üründen verim kaybı yaşamamalarını istiyoruz. Başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadıysa eğer toprak hazırlığı ile ilgili biz Salih Bey'den araziyi sürmesini ve işte bu dağıtma işlemlerini görüntülemesini izleyicilerimize aktarmasını isteyeceğiz. Tabii. Tavuklarım divane aman, ha boyutu tavuklar.
Evet değerli izleyiciler, toprak hazırlıklarını tamamladıktan sonra üreticimiz yine Salih Emir'in serasında domates dikim işleminin aşamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Yine Pendik İlçe Tarım ve Ziraat Mühendisleriyle birlikteyiz. Uzmanlar kontrolünde üretim yapılan bir sera içerisinde olduğumuzun göstergelerinden birisi bu da. Şimdi dikime geçeceğiz. Öncelikle bir fide aşamasını konuşalım isterim ben hem Melih Bey'le hem de diğer uzmanlarımızla birlikte. Fide aşamasında dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Yani ürün bize fide halinde geldiğimizde bizim fidenin sağlıklı olup olmadığını anlamamızı belirleyen kriterler var mıdır? Şimdi fidemiz viyollerde geliyor. Viyoller üzerindeki bulunan fidelerimizin en belirgin özelliği solgun olmaması. Yani bu solgunluk nedir? Bir kere suyunun tam olduğu, sağlıklı olduğu, canlı olduğunun göstergesidir. Onun dışında üzerlerinde bulunabilecek mantari hastalıklara karşı bir takım koruma yapılmış mı? Onların izleri olabilir. O haricin insekta olarak tabir ettiğimiz böceklerin bir takım faaliyetleri var mı yok mu onlar gözlenebilir. Bunlardan yapılan bu dış gözlemlerden sonra bu bitkinin sağlıklı olup olmadığına karar verebiliriz. Daha sonra da bunların tabii ki kök yapısında bir sıkıntı var mı? Çünkü üstten bakıyoruz birçok şeyler çok güzel gözüküyor ama köküne indiğiniz zaman kökte de bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle kök çürüklüğüne karşı bir takım faaliyetler ya da önlemler alınmış mı, alınmamış mı? Onlar çok önemli. Bunu toprağa koyduğumuz zaman toprakta faaliyetini sürdürebilecek pozisyonda olması lazım bu bitkinin. Bunun içinde bu torfun yapısında bulunan bitkinin ihtiyacını dikilene kadar ki zaman içerisinde karşılayabilecek mi, karşılayabilecek mi? O besin elementleri bulunabiliyor mu? Hani bunlar çok önemli. Toprağa diktikten sonra da zaten topraktaki yapmış olduğumuz daha önceki çalışmalardan dolayı topraktaki gübredir, efendim sulamasıdır, çapalamasıdır gibi hizmetlerden sonra toprağımızın içerisinde bu fidelerin gelişimini bekleyeceğiz. Ama tabii ki bunların hepsi dış gözle yapılan bir takım incelemelerdir. Bu dış gözle yapılan incelemelerin sonucunda bitkimiz sağlıkla gelişimini sürdürecek, meyve vermeye başlayacak. Ama varsa bir sıkıntı, bir takım emareler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bunlar da zaman içerisinde önlemleri alınabilecektir. Evet, sanıyorum ki fide döneminde taşınabilecek olan hastalıklar da var Var. sera içerisine. Ama bunun için de sertifikalı fide kullanımına yöneliyoruz, değil mi? Sertifikalı fide olması bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü bitkinin nereden geldiği, hangi verime sahip olduğu, hangi hastalığa karşı dayanıklılığı mevcut bunları görebiliyoruz. Aynı zamanda hangi süre zarfında fide diktikten sonra hangi süre zarfında biz meyveyi alabileceğiz? Çiçeklerin mesela hangi dönemde? Bunların hepsi firma tarafından beyan edilmiş oluyor bu sertifika ile. Dolayısıyla biz bunlardan alabileceğimiz verimi o verilen rakamlardan çok büyük sapmalar olmadan alabileceğimizi düşünüyoruz. Garantiye almış Bir oluyoruz biz yerde ürünümüzü kendimizi. garantiye almış oluyoruz. Evet, derseniz Yasemin Hanım'a sorayım öncelikle bir de bitki hastalıklarına kısmına gelmişken. Mikrofonu rica edelim Yasemin Hanım'a. Fide döneminde yani seramıza taşıyabileceğimiz hastalık ya da zararlılar var mıdır? Evet, öncelikle fidenin geldiği kaynaktan, ana yetiştirme yerinden Melih Bey'in dediği gibi geldiği andan itibaren fidenin gözle görünür bir takım hastalık ve zararlı problemleri taşımaması gerekiyor. Bunlar başta çökerten etmenleri, kök çürüklüğü etmenleri olmak üzere beyaz sinek, bunun tabii larvası, yumurtası ve ergini açısından. Çünkü bazen ana kaynaktan bulaşık olarak gelebiliyor fideler. İşte bakteriyel bir takım lekeler, Xanthomonas, Pseudomonas tarzında bulaşık olarak gelmemesine dikkat ediyoruz. Bunu sertifika her ne kadar bize sağlıyorsa da bu güvenceyi veriyorsa da yine bir gözle kontrolümüzün yapılıp gelen fidenin, bitkiciğin diyelim mükemmel görünmesi bizim işe güçlü başlamamızı sağlıyor. Evet, sağlıklı bir görüntüde olması Kesinlikle. gerekiyor geldiğinde. Yine hastalık ve zararları gözle de bir ilk etapta şöyle kontrol etmemiz gerekiyor Evet. var mı yok mu diye. Kesinlikle. Çok konusunda uzman olmayan kişiler de baktığında bitkinin sağlıklı görünüşünden anlayabilirler yani değil mi? Keza yine nematotla bulaşık olmaması gerekiyor. Kılcal köklerin
Ve tabii dikim yapılan toprağın da önceden bilinmesi gerekiyor. Bunlar çünkü kök problemleri dışarıdan gözle gördüğümüz bir takım problemlerden çok daha zor. Mücadele edilmesi çok daha zor problemler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor genel manada, evet. İlk adımda. Peki toprak hazırlığı yaptığımız sırada konuşmadık bu konuyu ama toprağımızda herhangi bir hastalık ya da zararlı varsa bunun için yapmamız gereken işlemler var mı bu toprak işlemeler sırasında? Toprağımızda bir takım hastalık ve zararlılar derken yani nematod problemimiz varsa bölgemiz için çok uygun değil ama daha sıcak bölgelerde solarizasyon yapılabiliyor. Marmara bölgesinde de yine Temmuz-Ağustos aylarında serayı boş bırakmak suretiyle yöntemine uygun bir solarizasyon yapılabilir. Yapılamaz diyemeyiz. Üzerine naylon çekmek suretiyle güneş ışınlarından faydalanarak ve damlama sulama sistemini açmak suretiyle yaklaşık bir 40-50 gün civarı bir bekletme yapabiliriz toprağımıza. Ama bundan sonrası daha derin olmayan bir sürümle sezona hazırlayabiliriz bir önceki. Yalnız zahmetli bir konudur. Evet. Sağlıklı fidemiz bu elimde görüldüğü gibi kök yapısı, kılcal kök yapısı özellikle yani tamamen torfumuzu sarmış. Kök ve kök boğazı hastalıklarından ari. Gayet gördüğünüz gibi diri, yaprakları canlı, açık yeşil renkte. Domates fidemiz bu şekilde olmalıdır. Evet, kök kısmında tamamen sarması gerekiyor değil mi? Kesinlikle kılcal köklerin bu şekilde tamamen kaplaması gerekiyor torfumuzu. Bu kök yapısının iyi gelişeceğini de gösterir ileride. Toprağa iyi tutunacağını gösterir. Herhangi bir hastalık ve zararlı olmadığını da anlayabildiğimiz sağlıklı bir fide var elimizde fide şu anda. Var. Yine aynı şekilde şurada benim önümdeki bir fide de öyle. Kök yapısı tamamen doldurmuş gibi bahsettiğimiz gibi kılcal kökleri. Üst kısmı gayet pişkin, yeşil aksamı düzgün bir şekilde gelişmiş, sağlıklı bir fide var. Birazdan da dikimi gerçekleştireceğiz zaten. Hemen Salih Bey'e sorayım. Siz bu sera için ne kadarlık fide siparişi veriyorsunuz? Ne kadar fide dikiyorsunuz buraya? 5400 fide alıyorum. Toplamda 10 sera dikiyorum. 10 sera için. 5400 fide. Yani bir seraya 540 tane. 540 tane fide dikiyorsunuz. Burada dikim sıklığı nasıl yapılıyor Melih Bey? Size sorayım onu da isterseniz. Şimdi sıra arası 80. 2 fide arası da 60 santim olacak şekilde ayarlandı. Bu seneki dikimlerimizi bu şekilde yaptık. Bunun önemli nedenlerinin başında hem yabancı ot kontrolü hem de yapılacak ya da uygulanacak ilaçlamaların daha kolay yapılabilmesi, bitkiler arasında hava sirkülasyonunun iyi olması, özellikle mildiyo diye bahsettiğimiz yaprak hastalıklarının kısa sürede çözüme ulaştırılabilmesi veya hiç olmaması amaçlanmakta bunların yapılmasında. Yani meyve toplamasından tutun. Yani çünkü sonuçta bu şekilde kalmayacak bu bitki. Evet. Yaklaşık 2 metreye yakın bir boy olacak. Belki 2 metreyi de geçecek. Yani şimdi bu boya ulaşmış bir bitkinin şu andan planlamasını yapmazsak daha sonra dallar birbirine girecek. İşte meyveler birbirine girecek. Meyveyi besleyecek olan dallar güzel gelişemeyecek. Dallar daha sonra birbirine girdiği için toplamada sıkıntılar yaşayacağız. Gibi bir takım sorunlarımız olacak. Çapamaya yapamayacağız. Kök boğazını dolduramayacağız. Gibi sorunlarla karşılaşacağız. Yani yapacağımız bunların, bakım işlemleri için tabii önemli. Daha sonraki yapacağımız işlemleri şimdiden planlayıp, şimdiden görüp ona göre bu ölçüleri bilirsek iyi bir netice alırız sezon sonuna kadar. Evet, bu yapacağımız bakım işlemleri domates yetiştiriciliğinde çok önemli. Çok önemli. Yine bahsettiğimiz gibi dikim sıklığı, hava sirkülasyonunun sağlanması gerekiyor. Sera içerisindeki rutubetin artımından dolayı fungal hastalıklar görülebilir sera içerisinde. Evet. Bakım işlemlerini zorlaştıracak koltuk alma gibi işlemleri yaparken evet. işçilerin rahat çalışması gerekiyor ya da sardırma işlemlerini yaparken. Bütün bunlar için dikim sıklığı, dikim mesafesi çok önemli. Bunun haricinde bir de çeşit seçimine geleceğim ben. Hemen yine Salih Bey'e sorayım ben bunu. Çeşidi seçerken nelere dikkat ettiniz? Yani her çeşidi yetiştiriyor musunuz yoksa bu bölgeden satışını yaptığınız yerlere göre mi değişiyor bunlar? Biz öncelikle birkaç çeşit denedik. En güzel kendimiz üretici olarak hem tüketici pazara verdiğimiz için güzel bir kalite bulduk.
lezzet bakımından, dayanıklılık bakımından çok güzel olduğu için biz bunu bu cinsi seçtik. Çeşit seçimi olarak hem lezzet olarak güzel geldi hem de pazarın ihtiyacını karşılayan çeşit olduğu için diyorsunuz. Evet, onun için biz bu fideyi seçtik. Bu konuda seçtik. Ben şöyle bir ekleme yapayım. Pazarda tüketici domatesin şeklini arıyor, rengini arıyor, aromasını arıyor. Bunlar hani tüketici açısından önemli olan kriterler. Bu aromayı yakaladığı zaman aynı tipteki domatesi almak istiyor. Hmm. Ama bunun yanında şöyle bir kısım daha var. Bu da üreticilik kısımdaki boyut. Bu da nedir? Bir kere hastalıklara dayanıklı, erken verime yatması, veriminin yüksek olması. Aynı zamanda üretici açısından bu ürettiği domatesi pazarda satabileceğinin umudunu oluşturabilmesi lazım. Hmm. Bunların hepsi bir arada olan bir çeşidi. Ancak işte üreticiler deneme yanılma yöntemiyle ya da firmaların yapmış olduğu beyanları dikkate alarak yapıyor. Ama en son nokta gene üretici bu konuda karar verici oluyor. Ona göre bir karar veriyor siz çeşidi seçerken. Ama tabii ki eğer ki komşusunda ya da yakınında bir üretici de gördüyse ve bunun tecrübesini bir şekilde alabildiyse o tip yönelmeler de olabiliyor. Burada ama en son yine üretici de son nokta kendisinde oluyor. Ve kendisi buna karar verebiliyor. Tabii bizler hani ziraat mühendisleri olarak ya da ziraatçılar olarak biz bu konularda bir takım telkinlerde bulunsak bile hani illaki gidin şu çeşidi alın, şunu yapın gibi değil ama burada son nokta üretici. Yani birden fazla faktör var burada çeşit seçiminde etkileyen. Pazardan toprak yapısına kadar, toprakta evet. görülen hastalık ya da zararlara kadar pek çok faktörle çeşit seçimlerine yönleniliyor. Evet. Peki bu bölgede dikim zamanları nasıl? Tek ürün mü yetiştiriliyor sezon boyunca? Mevsimsel olarak buna karar verebileceğimiz kısım, yani en belirleyici özelliğimiz mevsimimiz oluyor zaten. Ama ağırlıklı olarak bizim Pendik bölgesinde domates olarak Nisan'ın 10'undan itibaren başlıyor. Bu Nisan'ın sonuna kadar mevsime bağlı olarak dikim sürecini yaşıyoruz biz. Ama optimum olarak işte Nisan'ın 20'si ile 25'i en uygun dönem genelde. Bunun dışında toprak hazırlıkları veya mevsimin getirmiş olduğu aşırı yağışlardan taban suyunun yükselmesini de göz önünde bulundurmamız en önemli etkenler yani. Evet, sezon boyunca da yapılan bakım işlemleriyle üretim sezonu da dolduruyoruz. En evet. son peki hasata kadar geldiğimizde ne kadarlık bir süreç geçmiş oluyor? Vejetasyon süresi mi? Evet, vejetasyon yani, süresi olarak. O 90 gün civarına kadar olabilir. Ama bazen bu mevsime bağlı olarak 130 güne kadar da uzadı da olabiliyor tabii. Evet, o zaman biraz daha dikim kısmına geri dönelim. Dikim yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler var mıdır toprak hazırlığı sonrasında yaptığımız işlemlerden? Yani şimdi fidenin boyu belli zaten. Torfun boyunu geçmeyecek şekilde toprağa gömme şeklinde direkt bir şaşırtma işlemi yapıyoruz. Ama tabii bu şaşırtma işlemini bitirdikten sonra en önemli etkenlerden bir tanesi de can suyunun verilmesi. Yani sonuçta bitki buraya gelene kadar belirli bir strese girmiş oluyor. Bu stresin önüne geçebilmenin en önemli şeylerinden bir tanesi sulama. Suyla o da can suyu. Onunla buluşturmamız gerekiyor. Peki burada fideler beklerken herhangi bir sulama yapılıyor mu dikime kadar beklediği süreçte? Dikime kadar aslında sulama o şekilde değil ama kök hastalıklarına karşı koruyucu bir takım ilaçlama yapılırken havuzlarda bir daldırma işlemi yapılıyor. O şekilde bir ön bir sulama şeklinde yeterli olabilir. Yeterli oluyor oradaki sulama kısmı. Peki burada dikim öncesinde toprağı suluyor muyuz? Sulama yapmıyoruz. Çünkü sulamayı yaptığımız zaman toprak içerisinde bir takım sıkışmalar oluyor. Çapa ile açıldığı zaman toprağın içerisinde bir balçıklaşma oluyor. Dolayısıyla burada fide tam yerine oturtamıyoruz. Buranın toprak yapısı ağır olduğu için sanıyorum biraz değil mi biraz var, daha? Evet, biraz ağırlık var. Her ne kadar biz bunu çiftlik gübresiyle geliştirmeye çalışsak da maalesef onun önüne çok geçemiyoruz. Evet, peki teknik kısmı konuştuk. Şimdi dilerseniz biraz da uygulama kısmına geçelim. Evet. Şimdi bahsettiğimiz teorinin uygulama kısmını göstereceğiz değil evet. mi? Evet. Burada peki şimdi dikim yapılırken önce bayanlar fideleri bırakıyorlar dikim yapılacak alanlara. Evet. Sulama borularının deliklerine bakarak bırakıyorlar deliklerine değil bırakarak, mi? Buradaki evet. mesafe nasıl peki? Ona şimdi göre iki deliği arasındaki mesafe tabii ki belli. Onun için 20 santim üzerinden hesap edilerek iki delik boş bırakılıyor. Üçüncü deliğe fideyi bırakılıyor. Yapılıyor. Dolayısıyla biz bu hani 60 santim dedik ya bu 60 santimi böylelikle biliyoruz. Bu şekilde yani belirliyoruz. Standart ama. Evet bu bor üzerindeki standart ölçü üzerinden biliyoruz. Buralara hani sulama suyu damlama ile verildiği zaman kök bölgesine
ulaşabilsin diye daha kolay olacağından dolayı böyle bir şey yapıyoruz. Evet, çift taraflı yapılıyor çift sulaması taraflı. Değil mi? Tabii ki şimdi özellikle Temmuz ve Ağustos dönemlerinde kurak dönemde ortam sıcaklığı çok yükseleceği için bu sera içerisindeki sıcaklık dereceleri yüksek rakamlara ulaşıyor. Ama tabii bu dönemde ortama bitkiden verilen bir nem var. Bu nemi de tabii ki kökleri vasıtasıyla alacak. Onun için sağlı sollu bırakıyoruz ki sulamayı daha iyi yapabilelim. O dönemki ihtiyaçlarını düşünüyoruz her zaman. Evet. Yani planlamamızı yaparken ileriki dönemleri düşünerek yaptığımız için. Dolayısıyla böyle hem ara mesafeyi korumuş oluyoruz hem de sulamayı zamanını ayarlama açısından da bir planlama yapmış oluyoruz dolayısıyla. Evet. Şimdi peki ilk etapta dikim yaptıktan sonraki can sulama suyunu yine damla borularla mı? Damla sulama borularıyla vereceğiz. Damlamayla vereceğiz. Herhangi bir salma sulama falan yapmıyoruz. Yok. Salmaya da gölleme yapmayacağız. Direkt damlamayla kök bölgesinin ıslandığını hissettiğimiz ana kadar sulamasını yapacağız ve keseceğiz. Evet. Peki fideyi göstermenizi rica edeceğim sizden bir de. Şimdi bahsettiğiniz gibi sağlıklı fide özelliklerini taşıyan evet, bir fide taşıyan, değil mi? Evet taşıyan evet. Kılcal köklerimiz gelişmiş. Evet, kök boğazına kadar evet. Yapraklarımız, kök boğazımız sıkıntı yok. Yapraklarımızda herhangi sorma belirtisi yok. Görüntüsü sağlıklı. 3 çift yaprağını oluşturmuş pişkin bir fide haline gelmiş değil evet. mi bu şu anda? Evet dikimini gerçekleştirelim evet. isterseniz şu anda da. Şimdi kök boğazına girecek olan mesafe kadar toprağı kazdıktan sonra geriye kalan kısmını toprakla kapatıyoruz. Fidemiz toprakla buluşmuş tamamen oluyor. Tamamen alttaki perlis evet. kısmını kapatıyoruz. Evet. Üst evet. kısmına çok fazla evet. çıkmıyoruz değil evet. mi? Çok evet çok miktara çıkmayacağız. Oluyor. Evet. Kök boğazı çapalaması daha sonra yapılacak o tabii ki ileriki aşamalarda. Evet. Ama şu anki aşamamız bu kadar. Fidemizin dikim aşaması budur. Bu kadar. Evet bir tane daha örnek Birkaç yapalım. Birkaç tane daha dikelim. Pratik yapmak açısından hem de görünmesi açısından. Evet. evet. Yine aynı şekilde. Evet. Torfu sıfır şekilde Torfu kapatıyoruz. Şöyle sıfır şekilde kapatıyoruz. Kök boğazı. Çok taze olduğu için buradan evet. Toprak fideyi yakmaması için. Evet. Şu kök boğazı kısmıyla temas etmiyor evet. toprak çok fazla. Evet. Sadece perlite kadar olan kısmı evet. kapatıyoruz. Hatta sulama yaptığımızda da bu toprakla perlit kısmı da birbirine daha çok kaynaşacak değil mi? Evet. Aynen öyle. Devam edelim yine sulama borularına bakarak yerini belirliyoruz. Evet. Evet dikime devam ediyoruz. Evet Melih Bey burada entegre mücadele kapsamında ve bitki koruma faaliyetleri de uyguladığınızı biliyoruz. Evet entegre mücadele kapsamımızda Salih Bey. Entegre mücadelede ağırlıklı olarak bu Salih Bey'in seralarındaki üretilen tüm ürünlerin bizim kontrolümüzde ve entegre mücadele kapsamında izin verilen kimyasallar kullanılıyor. Ve minimum seviyede yani ihtiyacı neyse o kadar. Bunun daha fazlası daha yanlış şekilde kullanılmasının önüne geçmek, daha sağlıklı ürünler elde edebilmek amacıyla yapıyoruz bunu zaten. Yani burada kimyasal isimlerini ya da ilaç isimlerini söylemek istemiyorum ama hani bu ürünlerin bizim için olduğunu bilmemiz lazım ama fazlasını kullanmamamız lazım. Evet sınırlı sayıda kimyasal madde kullanılarak evet. Evet. daha kontrollü, daha, daha sağlıklı, kontrollü. Daha evet. doğala yakın bir üretim yapılıyor evet, yani değil doğru mi? Doğru söylüyorsunuz. Peki sizden bir de domates yetiştiriciliği ile ilgili ve genel olarak bölgede yapılan tarımla ilgili söylemek istediğiniz son sözler varsa alalım programımızı dikim görüntüleriyle tamamlayalım. Son olarak söylemek istediğim üreticilerimize bol kazançlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bilgilerinizi, görüşlerinizi bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştığınız için. Sevgili Çiftçi TV izleyenleri bu programımızda İstanbul Pendik Emirli Köyü'ndeydik. Uzman konuklarımızla birlikte domates yetiştiriciliğinde önce toprak hazırlıklarını ve daha sonrasında ise fide dikim aşamalarını görüntüledik. Ekranlarınıza taşıdık. Başka bir programda başka bir yerde görüşünceye kadar hoşçakalın.